üç tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini, şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla, muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir. Ordumuzu güçlendirme hedefimizin bel kemiğini ise donanmamızın kapasitesini ve caydırıcılığını artırma çalışmalarımız oluşturmaktadır. Deniz kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen veya teslim alınan her bir gemiyle donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Kıymetli misafirler, deniz kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Piri Reis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Piri Reis denizaltımızda şimdiye kadar 380'in üzerinde fabrika, liman ve seyir kabul testi başarıyla icra edildi. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır. Piri Reis denizaltımız uzun süre sata çıkmak zorunda kalmadan harekat icra edebilecektir. Biraz önce Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Savunma Bakanımız da konuşmalarında dile getirdiler. Bayrak çekme ve seyir deneyimleri başlangıcını gerçekleştirdiğimiz Hızır Reis denizaltımızı 2025 yılında, havuz donatım faaliyetlerini başlattığımız Murat Reis denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Dördüncü denizaltımız Aydın Reis'in, beşinci denizaltımız Seydi Ali Reis'in ve altıncı denizaltımız Selman Reis'in inşa faaliyetleri süratle devam ediyor. Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029 yılına kadar hizmete alarak inşallah donanmamızın gücüne güç katacağız. Burada şu hususun altını hasreten çizmek isterim. Yeni tip denizaltı projemiz bir sözleşmenin ötesinde muhteviyata sahiptir. Bu projemiz silahlı kuvvetlerimizin, kamu ve özel sektörümüzün ahenk içerisinde çalıştığı teknik personel yetiştirme, ürün yerlileştirme ve sanayileşme gibi çok boyutlu hedefleri içeren örnek bir projedir. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan
kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize Milden projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Deniz kuvvetlerimizin tüm yüzer, dalar, uçar ve karada konuşlu platformlarını Advent Savaş Yönetim Sistemi ile teçhiz ediyoruz. Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle deniz kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, mavi vatandaki haklarımız daha etkin bir şekilde savunulacaktır. Kıymetli dostlar, sadece deniz platformlarına sahip olmak güçlü bir donanma için kafi değildir. Gerçek bir deniz kuvveti demek, bu platformları inşa edecek, bakımını ve onarımını yapabilecek, modernizasyonlarını gerçekleştirecek tersanelere de sahip olmayı gerektirir. Şanlı tarihimizde donanmamızın en güçlü zamanları, aynı zamanda güçlü bir tersanecilik kültürüne sahip olduğumuz dönemlerdir. Bugün bu anlayışla tersane altyapımızı güçlendiren kritik bir adım daha atıyoruz. Milgem, korvet ve fırkateynlerimizi bağrından çıkaran İstanbul Tersanesi, reis sınıfı denizaltıları inşa eden Gölcük Tersanesi ve Ege'deki İzmir Tersanesi'nden sonra hamdolsun şimdi dördüncü tersanemize kavuşuyoruz. Daha önce onarım ve destek komutanlığı olarak hizmet veren Aksaz'ın altyapısını geliştirme kararı almıştık. Bugün açılışını yaptığımız Aksaz Tersanesi Komutanlığı 13 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Bu tersanemiz Ege ile Akdeniz'in kesiştiği konumda bulunması, doğal yapısının elverişliliği ve korunaklı bir limana sahip oluşuyla stratejik açıdan fevkalade önemlidir. Aksaz Tersanesi uhdesinde bulunan 11 fabrika, ambarlar, 7500 tonluk yüzer havuz, 450 tonluk çekek yeri, 100 tonluk yüzer vinç ile deniz kuvvetlerimize önemli onarım ve inşa kabiliyetleri sağlıyor. Nitelikli mühendislik gücü ve tecrübeli işçilerimiz sayesinde gemilerimizi burada zamanında istenen performans ve maliyette inşa edebiliyoruz. Ayrıca yaşanan arızalara dünyanın neresinde olursa olsun 7/24 esasına göre süratle müdahale edebiliyoruz. Buna en güzel örnek Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in emaneti olan Savarona gemimizdir. Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan, ismi utanç verici olaylarla gündeme gelen Savarona gemisini aslına sadık kalarak kısa sürede ve düşük maliyetle baştan aşağı yeniledik. Gazi Mustafa Kemal'in bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi bekledim dediği Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık.